Manşete hoş geldiniz. Türkiye ve dünya gelişmeleriyle karşınızdayız. Ukrayna'da savaş devam ediyor. Batı medyası e, yoğun bir biçimde bu savaşla ilgili ayrıntıları, yaşanan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyor. Gerçekten araya başka bir haber. E, kendi ülkesinde olan bitenle ilgili haber almamacasına e, Ukrayna haberleri devam ediyor. Bu arada da tabii bir dezenformasyon e, kampanyası var. E, Batı'nın her yaptığı haber yalandır diyenler var ki bu kabul edilemez bir şey. Ama elbette bazı yanlış haberlerde çıkıyor. Mesela Rus kozmonotların Ukrayna renkleriyle e, işte üstündeki kostümleri neyse o kostümlerinin Ukrayna renklerinde olması falan gibi haber. Bu sonra yalanlandı vesaire. E, Batı'da elbette e, Ukrayna'ya dönük olarak e, insani dramlar, çatışmalar, çatışmalarda hasar gören, bombalanan şehirler ve oradaki dramlar Elbette yoğun bir biçimde gösteriliyor fakat serbest medya var ve serbest tartışma var ve insanlar görüşlerini, düşüncelerini özgürce dile getiriyorlar. Ayrıca Rusya sözcülerinin yaptığı açıklamalar da sansürsüz ve canlı, direkt bir biçimde, simultane tercüme ile aktarılıyor. Acaba Rusya'da bu oluyor mu? Veya Rusya'yı destekleyen ülkelerde veya Rusya gibi düşünen, Putin gibi düşünen ülkelerde bu oluyor mu? Bu da bir soru işareti. Ama önce Türkiye gelişmeleriyle Başlayalım. Kapakta bu defa sert kayaya çarptı diyoruz ki kastettiğimiz Doğu Perinçek. Doğu Perinçek Tayyip Erdoğan işbirliği, daha doğrusu Avrasyacılarla Erdoğan arasındaki ilişkiye dikkat çekeceğiz. Ama ondan önce Ahmet Dönmez gazeteci meslektaşımız İsveç'te küçük kızının yanında gün ortasında bir saldırıya uğradı ve daha önce mesajlaşmalarla kendisine yönelik tehditler söz konusuydu ki bunun büyük bir olasılıkla Türkiye'de İçişleri Bakanlığı'yla Süleyman Soylu ile ilgili isimler, tipler olduğu ifade ediliyor. Elbette soruşturma sonrasında ortaya çıkacak ama ilk değil. Daha evvel Abdullah Bozkurt da saldırıya uğramıştı İsveç'te. Ahmet Dönmez gerçekten yoğun bakımda müşahede altına alındığı bir kafa travması yaşadığı ve bir süre daha müşahede altında kalacağı ifade ediliyor. Bu fotoğrafı bugün paylaştılar kızıyla. Bir kere daha büyük geçmiş olsun diyoruz ve yurt dışında da bu mesleği sürdürmenin kolay olmadığı ve nasıl riskler barındırdığını göstermesi açısından önemli Ahmet Dönmez olayı vakası. Bir diğer konu elbette pazar günü Furkan Vakfı ve Furkan Vakfı gönüllülerinin başta Alparslan Kuytul ve eşi olmak üzere Adana'da düzenledikleri yürüyüş polis şiddetiyle ve müdahalesiyle akıl almaz görüntülerin sosyal ağlara düşmesine yol açtı ve tüylerimiz ürpererek izledik o coplanan kadınları erkekleri adeta işkence hiçbir biçimde savunamaz, kendini savunamaz durumda bir duvar kenarına oturtulmuş insanların öldüresiye coplanması, dövülmesi, tartaklanması bir orantısız müdahale değil, bir işkencedir ve bunun altına çizmek icap ediyor. Elbette şu görüntü çok paylaşımdaydı. Yani başı örtülü bir polisin elinde copla yine başı örtülü yürüyüş düzenleyen Furkan Vakfı gönüllülerine saldırması ve günün karesi olarak hafızalarda ve tarihte elbette yerini aldı. Sadece duyarlı kesimler, buna isyan edenler, aktivistler veya muhalifler değil, iktidar mahallesinde de homurdanmalara yol açtı. O yönüyle de tesirli olduğunu söyleyelim. Sosyal ağların gücü elbette İçişleri Bakanlığı da bir noktada böyle tweet atmaya Yöneltti her ne kadar işte tahrik hakaret falan filan dese de e, polislerin orantısız güç uyguladığını filan söylüyor o bir orantısız güç değildi o bir işkenceydi o bir dayaktı o e, herkesin gözü önünde kameraların önünde bir linç ve adeta infaz girişimiydi bunu böyle e, belirtmek gerekiyor altını çizmek gerekiyor neymiş efendim Adana valiliği kendi polislerine soru, soruşturma açmış. İşte laf olsun, torba olsun. Bu soruşturmadan da hiçbir hiçbir şey çıkmayacağını herkes biliyor. Ama sert çarptı derken işte bu Avrasyacı veya ulusalcı, ulusolcu ne derseniz bu cepheyle Erdoğan arasındaki veya iktidar polisleri veya iktidar arasındaki ittifaka ilişkiye dikkat çekmemiz lazım. Polisler bu tuzağa neden düştü diye Feramuz Erdin isimli biri, ismini daha evvel duymadım, ee, polis ne bileyim araştırmaları veya emniyette falan kendine göre bir pozisyonu varmış ve bu konuları bilen biriymiş neyse. Böyle Oda TV özel diye polisler bu tuzağa neden düştü diye bir analiz yayınlandı. İşte efendim e, olay bir tuzakmış, olay bir düzmeceymiş, olay bir e, polisleri tuzağa çekmek işte bu şekilde gafil avlamak için filan kurgulanmış bir şeymiş gibi filan. Çok tuhaf işte yani işbirliğini göstermesi açısından Twitter'da da bunu böyle paylaştılar hem de görüntüler eşliğinde. Yine Twitter'da Furkancılar kimler için sokaktaydı? Hangi iş adamını kaçırıp işkence ettiler falan diye bu silsileyi devam ettiriyor. Ee, yani akit vardı bir akit olayı vardı. Akit herhalde yeterince deşifre olduktan ve artık itibarı kalmadıktan sonra akitten bayrağı Oda TV devralmış gibi görülüyor. Sadece bu mu? İşte Zelenski-FETÖ ilişkisi diye bir mahşet yaptılar. Ve bunu sürekli sık, sıklıkla tekrarlıyorlar. Neymiş efendim? Yunus Erdoğdu isimli bir gazeteciyle işte böyle bir görüntüsü varmış. Ve işte Yunus Erdoğdu gazeteci sıfatıyla işte Zelenski'ye soru sorarken falan bu şekilde görüntülenmiş. Ve bu efendim Zelenski-FETÖ ilişkisi, ilişkisiymiş. Yunus Erdoğdu üzerinden. Bu böyle upuzunda haber olmuş sitede. Hala da var. Tweet de atıyorlar filan. Aynı şey... E, Aydınlık gazetesinde de var. Yani birlikte hareket ediyorlar. Aydınlık, Perinçek, Oda TV, Soner Yalçın o bu bir iki hepsi beraber. Barışlar, şunlar bunlar. Şimdi gerçi Oda TV'de değiller. Cumhuriyet gazetesi yazarılar. Yazar olarak devam ediyorlar. Ayrı bir konu ama kafa aynı yani. İşte efendim Zelenski FETÖ'yü böyle korudu. Firari FETÖ'cü Yunus Erdoğdu diye. Kocaman manşet ol, olmuş. Ona geçmeden Yunus Erdoğdu bu e, şeyi e, ilişkiyi e, attığı birkaç tweetle öyle hicvetti ve öyle yerden yere vurdu ki işte sert kayaya çarptı derken onu söylüyoruz. Yani Perinçek Erdoğan'a yaltaklanmaya çalışırken, iktidarla beraber bir iş tutmaya çalışırken Perinçek Oda TV, Oda TV tayfası hepsini kastederek söylüyorum. Yunus Erdoğan da tweetler attı gazeteci. Ukrayna'da çalışan ve şimdi zannediyorum ailesiyle beraber Polonya'ya geçti. Ukrayna'da Rus işgali acımasızca devam ederken Aydınlık Gazetesi'nde Işık Gün Akfırat imzalı bir haberde manşetten hedef alındığımı gördüm. İroni gibi çünkü ben Cihan Haber Ajansı kapatıldıktan sonra yani 15 Temmuz 2016 akabinde Aydınlık Gazetesi için haber yapmaya başladım diyor. Yani Aydınlık bir, e, bir anlamda eğer bir şey diyecekseniz o zaman kendi ilişkinizi de ortaya koymak zorundasınız. E, Aydınlık'ın birinci sayfadaki haberini vermiş ve aydınlıkta çıkmış haberlerini ne Yunus Erdoğdu Kiev'den bildiriyor görüyorsunuz işte Ukrayna'da alkol satışı yasaklandı diye bir haber bir başka haber Ukrayna sınır 2016 tatbikatı başladı 2016 yılında aydınlıkta çıkmış haberlerini paylaşmış Yunus Erdoğdu devamla diyor ki şimdi apar topar haberlerini Haberlerimi siliyorlar sitelerinden. Madem beni hedef alacaktınız, bari öncesinden silseydiniz haberleri. Biliyorum son dönemde sizi ihmal ettim, haber göndermedim. Bunun için böyle yapmanıza gerek yoktu. Söyleseniz yine de size haber yapardım diyor. İşte silinmiş haberleri tek tek sıralamış. Ayrıca diyor, kahramanca ülkesini savunan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'yi de beni korumakla suçlamışsınız. Zelenski dik duruşu sizi rahatsız ediyor herhalde. Siz kendiniz gibi satılık zannettiniz. Menfaatleriniz için sabah akşam kötülediğiniz iktidarın safına geçtiniz diye devam etmiş Yunus Erdoğdu. Evet. Sert kayaya çarptı derken bunu kastediyoruz ama bir diğer konu da tabii elbette Putin'in de Ukrayna'da sert bir kayaya çarpması. Birazdan ona bakacağız. Ondan önce 18 Mart'ta Çanakkale Köprüsü açıldı. Burada da söylemiştim araç başına 15 euro artı KDV olmak üzere günlük 45 bin araç geçişi taahhüt edilmişti. Ve bu millete bir hizmet işte efendim millet yolunda bir eser daha falan diye pazarlanıyor. Bir de 200 liracık diye açıklandı geçiş ücreti inanılır gibi değil 200 liracık. Evet. Ercan Akyol milliyette karikatürünü çizmiş. Bu kadar güzel anlatılabilirdi. İşte iki yakayı bağlayan köprü ve ceplerini o iki yakaya uzatmış yani vatandaşın olmayan parasıyla, vatandaşın kursağından, vatandaşın vergisiyle bir peşkeş. Ne ilk ne de son. Tümüyle devlet kaynaklarıyla, devlet garantileriyle Erdoğan'ın muhtemetleri artık hani maaşlı e, müteahhitleriyle e, devleti onlarca yıl soyma, onlarca yıl kendine e, işte bu şekilde avanta gelir bağlama modeli. Bundan vazgeçmediler vazgeçmeyecekler ve bunu sürdürecekler o arada CHP'li e, Oğuz Kansalıcı demiş ki cin fikir dönemi bitti artık siyaset çalışır ya arkadaş tabi bu seçimleri şunu bunu kastederek söylüyor yeni seçim yasasını falan kastederek söylüyor ama arkadaş yani cin fikir dönemini seyrettiniz seyrettiniz şimdi mi siyaseti çalıştırmaya başladınız diye sormadan da edemiyor insan. Hollanda başbakanı da geliyormuş yarın galiba salı günü Ankara'ya. Akla tabii hemen bu faşist Hollanda dövizleriyle portakal bıçaklayanlar geliyor. Evet. Birkaç yıl öncesine dayanıyor. Türk hükümet yetkilileri Hollanda'da Hollandalı seçmen için seçmeni etkilemek için referandum kampanyası yapmak istemişlerdi işte falan. Hatta o zaman Fatma Betül mü bir bakan vardı. Hollanda'ya alınmamıştı bilmem ne. Ona da böyle nene hatun falan yakıştırmaları yapılmıştı. Hey gidi. Dönelim Ukrayna'ya. Aslı Aydın Taşmaş dünya bir Netflix dizisine döndü. 18 Mart'ta Çin lideri ve Biden 2 saat konuştu. Macron ve Scholz yani Almanya ve Fransa liderleri de dün Putin'le birer saat ateşkes konuştu diyor. 18 Mart'ı kastederek. Özet Putin biz sivilleri öldürmüyoruz onu Ukrayna Donbas'ta yapıyor demiş. Yani Putin bir türlü ...Ukrayna'da insan öldürmediğini, kentleri yerle bir etmediğini söylüyor. Mariupol liman kenti yüzde %80 tahrip edilmiş durumda. Yerle bir edilmiş durumda. Evler oturulamaz. Evlerin yüzde %80'i oturulamaz bir noktada. Orada arada Putin geçtiğimiz hafta... ...Kırım'ın ilhakı dolayısıyla bir açık hava etkinliği düzenledi. Yani gittiği yere kadar gidecek, sonuna kadar devam edecek. Keşke bir müzakereden bir anlaşma modu çıksa veya... Putin'e en azından bu süreçte bir onurlu çıkış kapısı falan bırakılsa ama çok öyle olmayacak gibi görülüyor. O etkinlikte giydiği parka e, hemen meraklılar araştırmışlar ve e, rublo olarak ekranda 1 milyon 445 bin rublo olarak görülüyor ama ben baktım o günkü dolar kuruyla yaklaşık 14 bin dolar ediyor. İtalyan markasıymış efendim. Evet liderlerin e, böyle merakları var ve bu hiç değişmiyor. Türkiye'ye gelip giden liderler dikkat çekerken Beşar Esad da ilk defa Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Beşar Esad kolay kolay ülkeden çıkmıyor. Rusya'ya gidip geliyordu bilebildiğimiz kadarıyla. Ancak 11 yıl önce başlayan iç savaşın ardından ilk defa bir Arap ülkesini ziyaret etmiş. Ve kendisini de destekleyen sadece Rusya ile İran'a giderken Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmesi de son derece dikkat çekici. Bölgede mevcut liderlerle bir yere doğru bir şey gidiyor. Zaten Beşar Esad'ın da kafayı kaldırmasından sonra Esad'la da acaba Ankara'da Tayyip Erdoğan bir barış çubuğu tüttürür mü falan gibi dedikodular arttı. O arada tabii Arabistan'da bir günde 81 kişi idam edilmiş kimin umurunda. Evet. Tam da o günlerde Boris Johnson enerji sorununu çözmek üzere veya yeni anlaşmalar yapmak üzere yeni mutabakatlar sağlamak üzere Suudi Arabistan'daydı ve Veliaht Prens'le görüştü ki Veliaht Prens, Cemal Kaşıkçı'nın biliyorsunuz azmettirilmesinde yıllarca başı ağrıyan bir isim. Yeni dünya düzeni biçimlenirken eski defterlerde kapatılıyor birer birer, temizleniyor. Zelenski e, Rusya ile zaman kaybetmeden e, barış ve güvenlik müzakerelerine, müzakerelerine, başlanmalı dedi. Aksi takdirde Rusya'nın kayıpları o kadar büyük olacak ki bellerini doğrultabilmeleri için birkaç nesil geçmesi gerekecek demiş. Rusya'yı bilmem ama Ukrayna diye bir ülke şu anda 3 hafta bitti 4. haftanın içindeyiz. Salı günü e, Rusya'nın Putin'in Donbas'taki cumhuriyetleri tanımasının 4. haftası doluyor. Perşembe günü de işgalin 4. haftası dolacak. 4 haftada Birazdan bakacağız. Ukrayna'nın dörtte biri yer değiştirmiş durumda. Bunun da üç buçuk milyonu Avrupa ülkelerine göçmüş durumda. Ee, bazı şehirler tamamen harap olmuş, oturulamaz halde. Ukrayna'nın kendine gelmesi için de belki birkaç nesil geçmesi gerekecek. Rusya barış görüşmeleriyle vakit kazanmaya mı çalışıyor sorusuna. Listras gördüğümüz şey... Ee... Rusların birliklerini yeniden bir araya getirmek için imkan, imkan oluşturma çabası demiş İngiltere Dışişleri Bakanı. Ruslar dikkatleri korkunç katliamlardan başka bir noktaya çekmek ve vakit kazanmak için bu müzakereleri kullanıyor demiş İngiltere Dışişleri Bakanı. İngiltere sürecin aktörlerinden biri Amerika ile birlikte ciddi bir askeri desteği var. Ukrayna'ya ve aynı zamanda istihbarat desteği var. Bir önceki yayında detaylı anlatmıştım. Haliyle bu konuda iyi haber alabilecek, bilgi alabilecek ve daha önceki yayında da anlatmıştım. Listeraz birazdan bakacağız. Savaş suçu. Putin'in savaş suçu işlediğini düşünüyor Amerika, İngiltere birlikte ve bununla ilgili kanıt topluyorlar şu anda sahadan. Haliyle bu müzakereler hikaye demiş. İngiltere Dışişleri Bakanı da Ruslar zaman kazanıyor demiş. Mariupol'a gidelim. Liman kenti. Binaların %30'u yıkıldı. Kent ortaçağ koşullarında. Ukraynalı bir vekil Tanklar 9 katlı apartmanlara ateş açmaya başladı. Binalar hasar gördüğü için insanlar dairelerden dışarı, dairelerinden dışarı çıkamıyor. Herkes acaba bir saat daha hayatta kalabilecek miyim diye düşünüyor. Bombardıman hiç bitmiyor. Geriye kent diye bir şey kalmadı. Evet öyle. Bu da mı yalan? Yani Ukraynalı direnişçiler mi kenti yakıp yıktı? Ukrayna'dan kaçan insanlardan böyle bir şey dinlemiyoruz. Binlercesinin röportajlarını gördüm, seyrettim, takip ettim. Yani bir tanesinde bile işte bizim içimizdeki direnişçiler bizim çocuklarımızı, kadınlarımızı, erkeklerimizi öldürüyor, yaşlılarımızı öldürüyor, evsiz bırakıyor, evlerimizi bombalıyor falan demedi yani. Bunu yapan Ukraynalı direnişçiler değil. Rus füzeleri, Rus bombaları yani. Bu da mı yalan? Mariupol demişken devam edelim. Halen 300 bin sivil varmış kentte ve Rusya diyor Burayı ele geçirirse Kırım ve Rus ana arasında bir kara bağlantısı kuracak. Kırım'ı Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgelere bağlamış olacak. Bu veri önemli, bu bilgi önemli. O açıdan da Mariupol'u ağır bombardımana tabi tutuyorlar. İnsanların Rusya'ya gelecekler Rusya'ya gelsin, kalanlar Avrupa'ya gitsin. Zaten şu aşamada da bir koridor oluşturulması falan görüşmeleri devam ediyor. Stratejik önemi var bulunduğu bölgede bir liman kenti olarak da Kırım'ı Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgelere bağlaması yönüyle de haliyle yarın öbür gün sular çekildiğinde, işgal bittiğinde belli ki e, Rusya bunu da masaya koyacak. Ben artık bunu bu şekilde istiyorum diyecek ki zaten e, nihai amacı bu. Özellikle Dinyeper Irmağı'nın doğusunda kontrolü ele almak ve Ukrayna'nın Karadeniz'e kıyısı Ukrayna'nın Karadeniz'de kıyısı olmamasını sağlamak. Kıyı bırakmamak Ukrayna'ya Karadeniz'de. Eski İngiltere Başbakanı Gordon Brown dikkat çekici bir çıkış yaptı ve Nuremberg ki bu 2. Dünya Savaşı'nda Naziler için kurulmuş bir mahkemedir usulü yargılama çağrısında bulundu. Uluslararası Ceza Mahkemesi Putin'e yöneltilen savaş suçlarını incelemeye başladı bu arada. Bu savaş suçu meselesi Özellikle Batı'nın çokça dille, dillendirdiği bir konu. Amerika ile İngiltere başı çekiyor, e, sahadan kanıt toplanıyor ve belki de e, olası mahkemede yavaş yavaş şekilleniyor. Ama gelişmeler neyi gösterir bilmiyoruz. O arada Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi de Mariopol biraz evvel anlattım, e, oraya yönelik saldırıları savaş suçu olarak nitelendirmiş. Savaşta böyle bir şey olmaz ayrım gözetmeden insanlar öldürülüyor demiş. Avrupa Birliği de savaş suçu meselesine katıldı. İş oraya gidiyor. Bu geçen hafta ortaya atılan bir konuydu ve artık bugün bu hafta itibariyle olgunlaşmış diyebiliriz. Çin Devlet Başkanı ki bütün gözler Şin'in üzerinde. Devletler arasındaki çatışmalar kimsenin çıkarına değil diyerek Biden'la görüşmesinde böyle bir mesaj veriyor. Çekimser tutumu devam ediyor ve Çin'e Çin, e, Çin Ukrayna'yı işgalinde Rusya'ya destek vermiyor açıktan bu önemli. Mesela Çin'in Amerika Büyükelçisi de ülkesinin Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını desteklemek için silah veya mühimmat göndermeyeceğini Rusya'ya söylemiş. Bunlar önemli veriler bir yönüyle Putin yalnız kalıyor. Sert kayaya çarptı derken işin tabi elbette başta anlattım. Türkiye'ye bakan tarafı da var buraya bakan tarafı da var. O arada New York Times'ta 4 gazeteci 3'ü polisler ödüllü bu haberi yazdılar. Yani Amerika S-400'leri Ukrayna'ya gönder F-35 programına geri dön teklifinde bulunmuş Türkiye'ye. Bu son derece enteresan haber New, York'ta, New York Times'ta çıktığı için ve bunu 4 gazeteci birlikte kaleme aldıkları için ve bunun 3'ü polisler ödüllü olduğu için ki itibarlı bir gazetecilik ödülüdür. Bu artık bir dedikodu kulis olmaktan çıkıyor. Yani e, Türkiye Ruslardan aldığı S-400'ü Ukrayna'ya göndersin oranın hava savunmasına destek için biz de seni F-35 programına alalım. Fakat bu şu anda Türkiye için kabul edilebilir mi? Şu an için kabul edilebilir değil çünkü Türkiye'nin e, gözü kulağı bir anlamda Moskova'da Kremlin'de. O arada Almanya Katar'la anlaşmış. Ekonomi Bakanı ile Katar'a giden şirketler Alman Ekonomi Bakanı ile Katar'la enerji kontratları konusunda görüşeceklermiş. Katar emiri işgalin hemen öncesinde Beyaz Saray'daydı. Ee, Katar da dünya yani enerji devlerinden biri. Ama işte Katar gazının Avrupa'ya nasıl getirileceği veya ne aşamada hangi süreçte getirileceği e, mesele e, zannediyorum onu çözerlerse... Rus gazından e, bağımlılıktan, Rus gazına bağımlılıktan kurtulacaklar ama bu hemen bugünden yarına, bu seneden gelecek seneye olacak bir şey değil. Amerikan yapımı Patriot hava savunma sistemleri Slovakya'ya ulaşmaya başladı diyor. E, ciddi bir askeri ve istihbarat desteği var Ukrayna'ya. Ukrayna'nın hemen sınır komşusu Slovakya'da da Patriotlar konuşlandırılıyor. Bu bir anlamda Putin'in ilerlemeye devam etmesi saldırılarının şiddetle, şiddetini artırmasına karşı değişik bir önlem Bu belki Slo Slovakya müdafası için e, oraya konuşlandırılıyor olabilir ama muhtemelen Ukrayna hava sahasında da etkili olacak bir yerleştirme. Zelenski Rusya ile görüşmeler başarısız olursa 3 Dünya Savaşı çıkar diyor. E, elbette o da aldığı istihbarata e, sahadan gelen bilgilere, ...dayanarak bunu söylüyor... ...neticede şu anda... ...özellikle geçtiğim gene harita göstermiyorum size... ...çünkü haritada çok büyük bir değişiklik yok... ...Rusların Ukrayna'yı işgali haritasında... ...göçmen sayısında artış var... ...birazdan ona da bakacağız... ...ancak... ...son bir haftadır, 7-8 gündür... ...Rusların ilerleyişi durmuş... ...mevcut yerlerde de şehirler bombalanarak... ...oralar harap ediliyor... ...adeta bir yönüyle de... ...insansızlaştırılmaya çalışılıyor... O arada bir sürü insan ölüyor ayrı bir konu fakat insanların o şehirleri terk etmesi, göç etmesi bu amaçlanıyor. Rusya kontrol altına aldığı bölgelerde ağır baskı uyguluyor, ağır bombardıman yapıyor ama ilerleyişi son 7-8 gündür durdu gibi. 10 milyon kişi efendim en az diyelim Birleşmiş Milletler verilerine göre evlerini terk etti. 3,5 milyonu da komşu ülkelere geçti bunun 2 milyondan fazlası Polonya'da şu anda. 6,5 milyon kadar Ukraynalı da ülke içinde mülteci konumunda deniyor. Onlar da ülke içinde yer değiştirmişler. Bir daha Ukrayna'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ukrayna şimdiden harap oldu. Evet. Sona geliyoruz. Boris Johnson'ın İngiltere'de İngiltere'den iki haber vereceğim. İngiliz halkının Brexit oylamasını kastederek yani 2016'daki Avrupa Birliği'nden çıkalım oylamasını kastederek Bizim ülkemizin halkı da diyor Ukraynalılar gibi her zaman özgürlüğü seçme içgüdüsüne sahip. Yani <laughs> Ukrayna'da şu anda e, bir can pazarı yaşanırken bunu Brexit oylamasıyla kıyaslamak çok yakışık almıyor. Ama zaten hemen İşçi Partisi başta olmak üzere belli kesimler İngiltere'de Boris Johnson'un bu benzetmesine tepki gösterdiler gerçekten. Yani Avrupa Birliği'nden çıkalım referandumuyla e, Ukrayna'da hayatları pahasına bir mücadele veren vatandaşlar ve belki bir daha artık onlar için Ukrayna olmayacak. Yaşadıkları kentlere bir daha dönemeyecekler. Bunu kıyaslamak ne kadar doğru sizin takdirinize bırakıyorum. Orada Derin Koçer paylaşmış. 20 Mart gecesi Londra'daki Rusya Büyükelçiliği Ukrayna bayrağının renkleriyle aydınlatılmış. Bu da enteresan bir veri, enteresan bir bilgi. Evet. Böylelikle bir manşet yayınını daha noktal noktalıyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim.